Evet hanımlar beyler, biliyorsunuzdur geçenlerde Pokemon resmi sayfasından bir canlı yayın yayınlandı. 3 Ağustos'ta yayınlanan bu canlı yayında yeni gelecek güncellemeleri, yeni gelecek özellikle Scarlet and Violet oyunun hakkında önemli bilgiler sunuldu bizlere ve biz de bu bilgileri sizlerle beraber inceleyeceğiz efendim. Kendi yorumlarımı katacağım. Yorumlarda siz yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Hemen başlayalım o halde. Şimdi önemsiz bir detayla başlayacağız ama yine de başlayalım. Ben bu arada bu videoyu izlemek yerine şu anda önümde Pokemon'un resmi sayfasından okuyorum sevgili dostlar. O yüzden videoları ama tabii ki de ekranda size döndüreceğim. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi şurada hemen şeye gelmek istiyorum. Pokemon 2022 Dünya Şampiyonası ile başlayalım. Boş bir şey. Farkındayım ama başlayalım. Hayranların yaptıkları işte Pokken Tournament oynadıkları, Pokemon Unite oynadıkları, Pokemon Go'da oynadıkları, hatta Pokemon Unite'de Pokemon Go ilk kez oynandı Dünya Şampiyonası'nda. İşte Pokemon Tournament XD vardı. Pardon, XD diyorum. DX vardı. Ona Sword and Shield'da Pokemon turnuvaları döndü. Pokemon kart oyunlarında zaten her yıl dönen bir turnuvaları kendisi. Ve 2022 Dünya Kupası'nda bu tarz bir etkinlik olacak. Çok güzel hoodie'ler vesaire yayınlandı. Onlar çok hoşuma gitti bu arada. Alma imkanımız olsa vallahi direkt şutlardım ama. Neyse, onu geçelim hemen sevgili dostlar. Şimdi gelelim abi. Pokemon, nereden başlayalım? Pokemon Go'ya bir bakalım o zaman sevgili dostlar hızlısından. Hemen Pokemon Go'ya geçiyorum. Aynen. Pokemon Go'da Ultra Beast olarak bilinen Pokemon'lar yayınlanıyor. Pokemon Go Fest etkinliklerinde boy gösterecek bunlar. Ve Ultra Beast'ler 27 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu Pokemon Go oynayıcıları için önemli bir bilgi aslında. Ve Pokemon Go Fest'in 2022 dünya finali de olacak. Eğitmenler işte bir araya gelip vahşi Pokemon dünyasında göremeyecekleri Pokemon'lar karşılaştıracaklar. Dünyanın pek çok yerinde etkinlik yapıldı. Bizim hatta Türkiye'mizde de etkinlik yapıldı Pokemon Go'da. Ve bu açıkçası beni mutlu etti. Çünkü Pokemon'un artık yavaş yavaş Türkiye pazarında etki göstermesi çok iyi. Özellikle işte oyunlarına Türkçe altyazı eklemeleri, İşte bu tarz festivaller düzenlemeleri vesaire çok hoş bir şey. Umarım bunu gelecekte yeni çıkacak oyunlarda da görürüz ki hep beraber daha fazla Pokemon'u doyarız sevgili dostlar. Bu arada her gün günde 15 dakikalık kullanabileceğiniz bir tütsü gelecek Pokemon Go'ya. Bu tütsü ise size bölgede olmayan, bölgede gözükmeyen Pokemon'ları yaklaştıracak. Hatta efsanevi Pokemon'ların bile çıkabileceği söyleniyor bu tütsü sayesinde. O yüzden bu tütsüleri kullanmayı unutmayın. Ben şahsen Pokemon Go çok nadiren oynuyorum. Hani telefonumda inik mevcut. İlk çıktığında bayağı oynamıştım. Hala arada bir canım çok isterse ya dur bir Pokemon yakalayayım veya yolculuk çok uzun olduğu zaman işte derim yani canım sıkıldı dur bakayım bir neler varmış dediğimde Pokemon Go'yu açıp genelde oynuyorum. Hemen şimdi Pokemon Go'yu da arkamıza bıraktıktan sonra gelelim ki bizim de kanalımızın sevilen serilerinden birisi olan Pokemon Unite'a. Pokemon Unite bildiğiniz üzere kısa bir süre önce 1. yılını kutladı sevgili dostlar. Canlı yayınlarda oynadık, videolarda beraber oynadık sizlerle. Ve şimdi yeni bir etkinlik geliyor. Etkinliğimiz ise Pika Party. Pika Party nasıl bir şey? Oyunda oynayan tüm oyuncuların hepsi Pikachu sevgili dostlar ve haritada Pikachu özel şekilleniyor. Hızlı bir oyun modu, direkt oyun moduyla beraber oynayabileceğimiz bir etkinlik aslında bu. Garip bir etkinlik, yani herkesin Pikachu olması vesaire ilginç olacaktır. Ben de oynayıp deneyimlemek istiyorum açıkçası. Nelerin olacağını çok merak ediyorum. Tabii ki de Pokemon'un maskotu olduğu için bir nevi de böyle bir etkinlik yapılıyor. Çok gerekli bir etkinlik mi derseniz bilmiyorum ama işte 1. yıla özel yapılması planlanan bir etkinliklerden birisi oldu. En azından ne bileyim oyunun boş durmasından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben böyle garip garip etkinlikler getirmesi hem bize ekmek çıkartıyor hem de oyunun oynanışını bir nebze olsun daha da güzel hale getirdiğini düşünüyorum ben. Böyle farklılıklar hoş oluyor. Şimdi ek olarak Ultra Beast olan Buzzwole da Pokemon Unite'a katıldı sevgili dostlar. Onun yeteneklerini zaten Pokemon'un hem Unite'in resmi sayfasına vesaire inceleyebilirsiniz. Temel saldırısı çok hızlı olan bir Pokemon. Yakın dövüşçü bir Pokemon bu arada. Ama gerçekten benim izlediğim kadarıyla çok can yakacak bir Pokemon'a benziyor. O Pokemon çıktığı zaman çok daha detaylı bir şekilde. Ya çıktığı zaman demeyeyim de gerçekten.
gerçi çıktı. Pokemon oynadığımız zaman da çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz videosunu yaptığımız zaman. Eylül ayı için bu arada daha çok etkinlik planlandığı söyleniyor. Şimdilik biliyorsunuz bize birinci yılda verdikleri işte bedava Hollowear'lar yani skinler vardı, Pokemon'lar vardı. Eylül ayına geldiğimizde çok daha fazla etkinlik olacağı söyleniyor. Bakalım, bu da bizi biraz heyecanlandırıyor. Çünkü Pokemon Unite biliyorsunuz sizlerin de benim de sevdiğim bir oyun serisi. Umarım çok daha güzel yerlere, çok daha güzel etkinlikler gelir sevgili dostlar. Şimdi garip bir oyuna geçiyoruz. Pokemon Cafe Remix. Pokemon Cafe Remix ilginç bir oyun. Daha önce oynamadım. Oynamayı düşünür müyüm de bilmiyorum. Pokemon'larınızı bildiğiniz bir kafe işletiyorsunuz ve orada personel olarak kullandığınız bir oyun aslında. Kanalda bir tek bakış yapabiliriz. Hem ben de deneyimlemiş olurum hem sizlerin de karşısına çıkarmış olurum. Oyuna Mewtwo geleceği söyleniyor. Belli bir sürede sanırsam yemek pişirmemiz gerekiyormuş ve bunları teslimatında Pokemon'lar olarak gerçekleştiriyormuşuz. Mewtwo'nun yanı sıra da yakın zamanda Latios'un da bir personel olarak ekleme şansımızın olacağı söyleniyor bizlere ve 2022 için hediyeler de verileceği söyleniyor bu oyunda. Açıkçası bu oyunda söyleyeceğimiz pek fazla bir şey yok. Zaten izleyenlerin pek çoğu muhtemelen herkesin de merak ettiği oyunu yavaş yavaş geliyorum. Pokemon Scarlet and Violet'e hemen bir bakış atalım sevgili dostlar. Şimdi Pokemon Scarlet and Violet'te aslında pek çok şey açıklandı. Bölgemizin adı Paldea bölgesi olduğu açıklandı. Efsane Pokemon'larımız Coradion ve Miradion'un olduğu görüldü. Onun dışında Coradion ve Miradion hakkında söyleyeceğim birkaç bir şey var. Ben açıkçası efsaneleri pek beğenemedim. Çünkü abi hani efsanevi Pokemon motora dönüşüyor. Ondan sonra uçağa dönüşüyor. Abi bunlar Pokemon yani Transformer değil. Bu biraz benim canımı sıktı yani gördüğümde. Zaten biliyorsunuz bu Scarlet and Violet'in ilk incelemesinde ben biraz agresiftim çünkü çok sinirlenmiştim. Yani dedim bu Pokemon böyle olmamalıydı yani. Ya en azından bir bu dönüşümden sonra, Legends of Arceus dönüşümünden sonra böyle bir oyun görmemeliydi diye düşünüyordum. Neyse biz devam edelim. RPG şeklinde olacak oyunumuz aslında. Açık dünyamız artık Pokemon'da daha çok açık dünyaya önem veriyor. Bildiğiniz gibi Nintendo'nun diğer oyunu olan Zelda Breath of the Wild gibi açık dünyaya önem veren bir oyun olmaya ilerliyor Pokemon. Yani artık Zelda'nın kullanıldığı oyun motoru vesaire kullanmaya başladılar. Hatta bizim kanalımızda da bulunan Brilliant Diamond Shining Pearl'e bile Zelda'nın ilk oyununun remake'inin kullanıldığı oyun motoru kullanıldı. Görseller kullanıldı. Çok tatlış görsellerdi. Neyse onu geçelim şimdi. Öğrenci rolünü üstleneceğiz ve birçok yeni arkadaşla tanışıp şampiyon olmaya çalışacağız ve tekrardan geleneksel olan 8 tane spor salonunu yenip badge'lerini almaya çalışacağız ve bir hazine avı olacak. Oyunun sanırsam ana hikayesi de biraz buradan şekillenecek. Bize bir hazine avı sunulacak ve hazine avında tam olarak ne bulacağımız bize pek söylenmedi. Tabii ki o biraz da oyunun hikayesine spoiler vermek olurdu ama biraz daha en azından çok daha hikaye farklı şekillenecek. Şimdi Pokemon'ların farklı Pokemon'lar hani bölge bölge farklı Pokemon'larımız vardı. Zaten bu Alola'dan itibaren de biraz başlamıştı. Tekrardan Pokemon'larımızın Paldea Odası'na göre şekillendiği farklı bir Pokemon'lar olacaktır. Onun dışında tabii ki de yeni Pokemon'larla da tanışacağız sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir olay var. Biliyorsunuz Pokemon X'de Mega Evrim var, Alola'da Z-Move var, işte Pokemon Sword and Shield'da Dynamax'i var. Ve ben açıkçası Mega Evrim'den sonrasının hepsini çok boş gördüm. Yani Mega Evrim'den sonrası gerçekten bana çok çok kötü geldi. Ben hiçbirisini beğenemedim ve yeni gelen bir saçma özellik daha benim için çok saçma. Pokemon'ların kristalize bir şekilde oluşması. Bu gerçekten bana çok çok büyük bir saçmalık geldi yine de. Tabii siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ya tabii ki kimileri diyor ki işte oyuna farklı bir şey getiriyor, oynanış getiriyor vesaire vesaire ama bilmiyorum abi. Ben beğenemedim. Açıkçası ben beğenemedim. Çünkü mantıksal olarak bana çok mantıklı gelmiyordu. Aynı Dynamax şeklinde de. Çünkü Pikachu'nun abi kocaman büyük Charizard boyunda olması vesaire bana açıkçası Pokeball'un şöyle büyük atması çok çok saçmalık olarak geliyordu. En azından Mega Evrim işte Pokemon'unuz belli bir seviyeye geldiği zaman, son evrimine geldiği zaman evrimleştiği ve belirli bir sürede kaldığı Mega Evrim. Hem Pokemon üstünde çok çok büyük oynama olmuyordu. Hem Pokemon biraz daha güçleniyordu ve çok daha iyi oluyordu abi. Mega Evrim bence mükemmel bir şeydi abi ya. Keşke Mega Evrim'den devam etseydiniz.
Bu kristalize'de şöyle bir özellik olacak sevgili dostlar. Bu arada raid maçları devam edecek. Sword and Shield'da bunu görmüştük. Hatta Dynamax modunda raid maçları oynanıyordu online insanlarla beraber. PvE modu oluyordu. Bir boss'a karşı savaşılıyordu yani. Bu oyunda yani Scarlet and Violet'te bunu tekrardan göreceğiz. Bu devam edecek. Raid maçları bu sefer Dynamax tarzında değil de biraz kristalize tarzında. Yani Scarlet and Violet tarzında dönecek. Bu arada kristalize olduğunuz zaman Pokemon'un türleri değişebiliyor. Aynı bu Mega Evrim'de olduğu gibi. Atıyorum şöyle söyleyeyim size. İşte Charizard ateş tüpü ve uçan türü bir Pokemonken ateş türüyle Dragon Type'a dönüşen bir Pokemon. Ejderha türüne bir dönüşen Pokemon'a dönüşebiliyordu Mega Evrim'de. Örneği şöyle verebilirim, en mantıklı örnek. Benim de en sevdiğim starter olan Sceptile'ın Mega Evrim'ine dönüştüğü zaman hem çimen tipi hem de Dragon tipine dönüşebiliyor Mega Evrim'inde. Onun gibi bir olay olacak bu kristalize'de. Görmüş olacağız sevgili dostlar. Ve en fazla evet 3 eğitmenle beraber raid savaşları olacak. Ve nadir Terra türlerine göre de Pokemon'ları yakalayabileceksiniz. Bunlara Terra türü deniyor sanırsam. Atıyorum işte Dynamax yerine. Bunlar da hem kristalize ama hani Terra türlerine göre değiştirilebilir. Yani atıyorum kristalize olduğu zaman tekrardan bahsettiğim olay farklı bir türe dönüşebiliyor. Ona da Terra deniyor sanırsam. Çünkü ya açıkçası bizde çok fazla bilgi edinmeye çalıştım ben. Ama Türkçe kaynaklar zaten yok. Yabancı kaynaklardan elimden geldiğince çevirdim ben. Ya daha doğrusu canlı yayınını izleyemedim ama hani canlı yayının tekrarını izleyebildim diyelim. Canlı yayını çünkü hatırlamıyorum saat kaçta olmuştu. Şöyle bir şey görmüştüm abi. Buraya koyabiliyorsam koyarım. Bir video yayınlandı. Pokemon Master EX'e bir gelen güncelleme. Çok önemli bir güncelleme değil. Abi Pokemon Red'in o meşhur dağda, karlı dağda bize doğru, biz ona doğru koşarken onun bize arkasına dönüp Pikachu'suyla beraber çıktığı gösterildi. Ben onu gördüğüm anda birden bir ayaklanıp aha dedim ki şey Golden abi Gold Silver Remake geliyor dedim, heyecanlandım. Abi bir gördüm Pokemon EX yazısını, bir yıkıldım. Zaten onu fark ettim, pek çok insan hani onu görünce demiş ki aha ne oluyor lan, işte Gold Silver Remake mi geliyor falan oldular böyle. Bunun haberini bilmediğimiz için hani biraz heyecanlandık, hani dedik bize bir sürpriz mi yapacaklar falan diye düşündük. O bir iki saniye içerisinde düşündük tabii bunu ama ondan sonra Pokemon EX yazısını görünce ben dahil pek çok Pokemon hayranı yıkılmış olduk bir iki saniye eline de olsa. Evet hanımlar beyler, güncellemeler hakkında konuşacaklarım bu kadar. Pek fazla uzatmak istemiyorum. Yani zaten bu verilen güncellemelerle beraber çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece size gelen güncellemeleri az buçuk anlatmaya çalıştım. Benim de bilgim bu kadar. Tabii ki gün geçtikçe çok daha fazla bilgiler vesaire gelecektir. Biz de o zaman yeni yeni bilgiler edineceğiz sevgili dostlar. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Sizin bu gelen güncellemeler hakkında düşünceleriniz neler, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki Pokemon videosuna görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.